Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu pafta ile nasıl diş çekilir? Metrik 75 çarpı 2 pafta kullanılarak pasosu bozulmuş iş parçasına diş çekeceğiz. Pasosu ve adım düzeni bozulmuş olan iş parçasını tekrar kullanabilmek için civata diş mastarı kullanılarak adım sayısını belirleyerek aynı adım sayısında paftayı bulup bozuk olan dişlerin üzerinden pafta ile tekrar diş çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kullanacağımız paftayı pafta koluna bağlamamız gerekiyor. Pafta koluna bağlarken dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus var. Paftanın üst kısmındaki yazılı yeri paftanın üst tarafına, yukarı kısmına gelecek şekilde bağlayıp diş kaptırmadan ağızlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Ağızlamayı düzgün yaptıktan sonra yağlama yaparak bir ileri yarım geri olacak şekilde dişin sonuna kadar yenilememiz gerekiyor. Bir ileri yarım geri yapmamızdaki amaç ileri aldığımızda oluşan çapakları yarım geri alarak yolu tekrar temizlemesini için bu hareketleri diş bitene kadar tekrarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Diş çekerken zorlanmamamız için ara ara paftanın dişlerini yağlamamız gerekiyor arkadaşlar. Pafta ile deforme olmuş dişleri yeniledik. Tekrar baştan sona kadar diş çektik ve dişleri yenileme işi bitti. Diş çekme esnasında oluşan çapakları uzaklaştırmak için hava tutularak diş bölgesini temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Olumsuz bir durumla karşılaşmamak için çektiğimiz dişleri somunuyla beraber test ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi somunumuz gayet rahat bir şekilde takılıp sökülebiliyor ve işlem sonlanmış oluyor arkadaşlar. Bu ve benzeri videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizi desteklerseniz çok memnun kalırız. Çok teşekkür eder, iyi günler dileriz.